World 17 ile birlikte sektör gerçeklerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tekvando. Türkiye'de tekvando denildiğinde aklımıza Çağrı Kızıl tekvando okulları geliyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim için burada sizi ağırlamak çok büyük bir şeref aslında. Öncelikle buralara kadar yorduk. Biraz da biz İstanbul'a geldik. Teşekkür ederim yine de. Hocam siz de başlayalım. Neden tekvando diye başlıyorum ve biraz da kendinizi tanıtmanızı istiyorum nacizane. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Neden tekvando? Tekvando Kore kökenli bir uzak doğu sporu. Olimpik bir branş. Tarihi milattan önceye dayanıyor. Çok eski ve köklü bir spor dalı. 2000 yılında olimpik oldu. Son 20 yıldır olimpik bir spor ve ülkemizin de en çok madalya kazandığı olimpik branşlardan bir tanesi. Küçük yaşlarda tekvandoya başladım. Milli sporculuk yaptım. Ülkemi temsil ettim. 2015'te okulumuzu kurduk. Spor okulumuzu kurduk. Birçok başarılar yakaladık. Onlardan detaylı bahsederiz ama ülkemizin tekvandosundan bahsetmek gerekirse 2000 yılından bu yana olimpiyatlarda madalya almış çok başarılı bir ülkeyiz. Türkiye olarak dünyada en iyi ilk 4 ülkeden biriyiz tekvandoda. Kadın sporu olarak da yine tekvandoda bir dünya markasıyız. Tabii bunların başında Nur Tatar geliyor. Kendisi 2 olimpiyat madalyalı. Şimdi de inşallah 3. olimpiyatına katılacak. Milli takımımızda Tokyo 2021 olimpiyatlarında Nur Tatar'la birlikte olacağız. Dualarımız onunla olacak. İnşallah hocam, inşallah. Onun dışında yine 3 tane milli sporcu arkadaşımız. Rukiye Yıldırım, Nafia Kuş ve Hatice Kübra İlgün ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek. Hocam harika, çok teşekkürler. Gerçekten vallahi takdire şayan bir olay bu. Değişik bir olay. Bu 4 ülke arasına girmek, ben bu kadar bilmiyordum. Başarılı olduğumuzu biliyordum ama bu kadar bilmiyordum. Bir de bu işin biraz perde arkası var. Teknik ekip var. Baş antrenörler var. Onun altında antrenörler var. Ali hocam var burada bildiğim kadarıyla. Hocam biraz da sizden dinleyelim. Bu perde arkasında mutfakta bu işler nasıl oluyor? Hani tamam bunlar başarı kazanıyor bu arkadaşlar ama hani hocasından, hocamın çok güzel bir lafı vardı. Benim sporcularım her şampiyon olduklarında ben o Mindy'nin arkasında ben de onlarla birlikte şampiyon oluyorum diyordum. Kesinlikle. Şimdi böyle bir özgüven aynı zamanda özveri. Hocam nasıl oluyor bu? Ali hocam biraz bize buna bahseder misiniz ya? Şimdi başarı tabii ki kolay kazanılmıyor. Bizim Çağrı Hoca'yla bu kulübü açtığımızdaki amacımız ilk önce çocukları spora sevdirmek. Sonra tabii ki bir hedefimiz vardı. Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Buradaki başarılar aslında kolay kazanılmıyor. Her şey sistematik ve düzen içinde gidiyor. Antrenman programlarımız olsun, kuvvet çalışmalarımız olsun hepsi planlı ve programlı. Çocuklarımız da sağ olsun velileriyle birlikte özverili bu antrenmanlara geliyorlar. Her şey şu anda çok güzel gidiyor. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. İnşallah. Hocam peki sizin sporcu geçmişiniz? Ben 98'de başladım. İlk 2001 yılında Türkiye şampiyon oldum. 2008'de milli takıma dahil oldum. Dünya ikincisi oldum. Peşine yine Avrupa şampiyon oldum. Son geçen sene yapılan Türkiye'de Avrupa şampiyonasında yine şampiyonluk elde ettim. Peki iki hocaya şöyle bir sorum var. Sonra sporculara da geçmek istiyorum ama. Futbol yapmış biri olarak mesela antrenörler hep dalga geçilir sporda. Mesela işte futbol oynamadan antrenör olan adam antrenör olamaz diye. Tekvando şampiyonu olmadan sadece bu işi tekniğini okumuş, öğrenmiş, merakımdan sorayım hiç alakam olmadığı için. Böyle hoca var mı hiç dünyada? Yani tekniği kapmış, güzel eğitim almış ama şampiyon olamamış ama güzel bir tekvando hocası. Futboldaki gibi. Var mı böyle bir tekvando bir? Hocam sizden alayım ilk önce. Var mı böyle bir olay hiç? Sanırım birkaç tane örneği var. Başarılar yakalanıyor. Ama sanki ufak bir şey eksik yani. O sporcuyla o empati, antrenmandaki bağ, müsabakadaki bağ biraz eksik kalıyor. Belki kısa vadeli başarılar olabilir ama uzun vadeli başarı için antrenörün de o spor, o mutfaktan gelmesi evet, sanki biraz lazım. Bizim sporda çünkü çok uzun bir maraton. İşte az önce bahsettiğimiz gibi Nur Tatar 2000'li 2005'li yıllardan beri milli takımda şimdi 3. olimpiyatına gidiyor. Çok büyük emek var. Çok büyük jenerasyon değişiyor. Yıllar geçiyor. Antrenörün bu değişime ayak uydurabilmesi için
eskiden sporcu olması, başarılar yakalaması sanki biraz daha motive edici. Hem sporcu için de öyle. Hocam siz aynı düşünceli misiniz? Ben de yine aynı kanaatteyim. Yani sonuçta başarı kazanmış bir antrenör o psikolojiyi biliyor. Finalde nasıl bir psikoloji motivasyon olduğunu. Çocuğa da onu daha rahat yansıtabilecektir evet. diye düşünüyorum. Çocukta şey oluyordur büyük ihtimalle. Ya sen benimle çektiğimi biliyor musun? Dur tabii herhalde. Ki. Hani zor. Hani bak o minlerde. İçinden. Sporcu öyle der. Diyor içinden. İçinden. Hani, hani aynı şey. Öyle dediği anda böyle bir ışık çıkabilir. Çok hızlı oluyor bizde de Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Tamam. Burada takım olarak, okul olarak da siz duygularıyla beslenen bir kulüpsünüz, bir okulsunuz zaten. Şimdi benim sorum burada Şeyma'ya geliyor. Şeyma aranızda en çılgınlarından bir tanesi benim bildiğim kadarıyla. 18 puan geriden geliyorsun ve bu 18 puan geriden hem karşındakini bertaraf ediyorsun hem de takım şampiyon oluyor. Ne hissettin? Nasıl oldu? Biraz anlatabilecek misin bana? 2019'da Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda madalya maçında çok iyi rakibimle maç yapmıştım. Bir an yenileceğimi düşündüm. Sonra ailemi, arkadaşlarımı, hocamı düşündüm. Böyle daha fazla puan gerektiren hareketler denedim. Süper. Baktım oluyor. Sonra daha fazla yapmaya başladım. Ve puanları toplayarak o maçı kazandım ve çok mutlu olmuştum. Peki... Tebrik ederim tekrar ama bu normal bir şey mi? Böyle bir şey var mı? Yani 18 puan var mı böyle bir şey? Yani var mı? Hocam gerçekten şu an tüylerim diken diken. Tarihi bir andı. Yunanistan'dayız. Selanik Avrupa Kulüpler Şampiyonası. Acayip bir katılım var. Sanırım 5. maçıydı. Madalya alamayacak yani ve takım da kupa alamayacak. Evet. Şeyma'dan da madalya bekliyoruz ama öyle kötü bir kura ki. Yani İspanyol kız çok başarılı. Daha önce de Meryem'le maç yapmıştı. Çok final oynadılar. Çok zorlu bir rakip. Ve kız o kadar rahat 18 fark açtı ki. O kadar rahat. Yani böyle hiç kimsenin tribünde bir umudu yoktu. Şeyma da normal bir tekvando yapmadı. Bizim olimpiyat şampiyonumuz var Servet Tazegül. Böyle kendine has özel hareketleri vardır. Estetik. Şeyma havaya uçuyor. Havada takla atıyor. Kıza vuruyor. Kalkıyor. Kız tekme atıyor ama Şeyma koşarak ona uçan yumruk vuruyor. İkisi bir düşüyorlar. Hakem de şaşırdı. Film seti. Ben de şaşırdım. Tribünde biz böyle çok bir... Iyi. Herkes ayağa kalktı. Tüm stat. 18 farkı kapattık. Üstüne bir de fark açtık. Maç bitti. İspanyol kız hocasına baktı. Hocası hiçbir tepki vermedi. Böyle yani ben biz kız tekvandoyu bırakır diye düşünüyorduk. Gerçekten o kadar vurdu. Çok iyi. Müthiş bir andı. Çok iyi. Tebrik ederim Şeyma'ya. Tebrik ederim. Peki bu bir diğeri de şimdi Bera. Doğru mu? Bera değil mi? Bera şimdi ilk soru. Abi nerede bu diğer erkekler? Bu bir. İki. Okulunuzu da ziyarete geldik. Bütün erkekler şu an basketbol, futbol peşinde mi? Çünkü ben hep erkekler oynar, yapar bu sporu diyebiliyordum. Tekvando ama son yıllarda kadın sporcular çok ciddi bir şekilde hem Türkiye'yi temsil ediyor bir de tekvando hani bir klişe vardır ya voleybol kadın. Bende artık tekvando kadın figürü olarak geliyor. Hani seksist yaklaşmak istemiyorum, gender yapmak istemiyorum ama hani vardır ya motif. Ne düşünüyorsun bu konuda? Nasıl bir durum bu? Şimdi ilk sorunuzu cevaplayayım. Normalde ben tekvandoya başladığımda bir sürü erkek vardı. Kızlardan fazla erkek vardı. Erkeklerin yani spora odaklanmıyordu. Aklı işte oyunda vesaire farklı bir şeyde olduğu için işte antrenmanları düzgün yapamıyordu. Antrenmanları düzgün yapamadığı için de başarı elde edemiyordu. Bu yüzden işte hepsi teker teker bıraktı. Kızlar bırakmayınca da mantıkken şu an doğal erkekler az kaldı. Seleksiyon. Tamam. Ama bu bir. Peki ikinci sorun hala aklında mı? Evet aklında. Tebrik ederim. Devam et o zaman. Şimdi ikinci soruda. Mesela bir çocuk 5-6 yaşına geldiği zaman veya babasıyla oyun oynamak istediği zaman babası direkt ona futbol topu veriyor. Farklı sporları hiç anlatmadığı için de çocuk büyüyünce futbol oynuyor. Bu yüzden de farklı sporları hiç öğrenemiyor. Süpersin. Hocam, profesör? Vallahi biz de şaşkınız. Ben de şaşkınım. İçinden cevher çıktı. Bera bugünü bekliyormuş. Gerçekten Bera çok az konuşan bir sporcum. Yani çok fazla ama işini iyi yapar. Az ve özdü işte. Evet. Tebrik önemli olan da budur zaten. Bera aslında çok yetenekli. Yani erkeklerin az olma nedeni antrenmanda o kadar iyi performans sergiliyor ki. Yani yıldırdı artık diğer erkekleri, erkek sporcuları. O yüzden biraz mütevazi.
Tamam. Tamam Beray, o zaman erkek neslinin daha iyi tekvando yapabilmesi için yoldan alalım ki daha çok erkek olsa yıldırmasınlar o zaman. Teşekkür ederim. Şimdi bir sonraki olayımız bizim bir bu kadar profesörün yanında, bu kadar çalışkanın yanında bir de bizim uykucu şirinimiz var. Uyan. Uyan. Çünkü orada bir göz gitti, ben hemen sana söz vereyim dedim. Elif. Elif hoş geldin. Hoş buldum. Bu okulun güzel bir yanı, beni etkileyen yanlarından bir tanesi de herkes gülümsüyor. Elif de en çok gülümseyenlerden bir tanesi. Uykuda arta kalan zamanlarda. Nasıl sana böyle bir nickname verdiler? Neden uykucusun? Ama bu o kadar şampiyonluğun var. Hani mindere düştüğünde ya hocam ben 2 saniye dinleneyim dediğini biliyorum. Mesela hemen kalkman evet. gerekirmiş. Bir, top sende. Buyur bakalım. Ya ben başarımı uyuyarak alıyorum. Tamam. Yani uyumayı seviyorum. Yani tamam. Kim sevmez ki? Herkes sever işte. Tamam, ondan kaynaklanıyor diyorsun. Peki bana biraz turnuvadaki bu minderde yatma olayını anlatmak ister misin? Nasıldı? Ne yaptın? Sırbistan'daydık. İkinci veya üçüncü maçımdı. Yorgundum her zaman gibi. Tamam. Sonra yere düştüm. Kalkmak istemedim. Orada hani uyudum birazcık. Çok tatlı ya. Hocam kalk diyor ama kalkmıyorum. Hakem kalk diyor, kalkmıyorum. Yani öyle bir şeyler oldu bilmiyorum. Peki orada şampiyonluk vesaire geldi mi? Ne oldu? Selen'le final attık orada. O çok güzel bir andı. Pardon, orada. Aynı okulun iki öğrencisi final mi yaptı? Final yaptı. Bir de nerede yaptı? Uluslararası bir organizasyonda. Yani orada Sırbistan'daki Sırbistan Open gerçekten hatır sayılır bir turnuvadır. Çok iyi. İyi bir Grand Prix'dir. Çok büyük ülkeler, Kore dahil katılıyor. İngiltere milli takımı katılıyor. Orada Elif'le Selen final oynadı. Benim için çok büyük bir gururdu. Tebrik ederim. Bütün ülkelerin önünde finali biz aldık. Çok iyi. Çok iyi. Tebrik ederim. Uyumaya devam. Ama Sırbistan'da bir anısı daha var uykuyla alakalı. Otele gittik. Apartta kalıyoruz. Ya kızların da bölümünde su var. Aha. Benim tarafta yok. Dedim ki ya Elif'ciğim bana su verir misin? Abi bekliyorum. Öyle de susadım ki yani suyum yok. Gel, uyuyacağım uyuyamam yani. Bekliyorum bekliyorum. Neyse kapılarını çaldım baktım. Suyu koymuş bardağa, koltukta uyumuş. Yani öyle bir uykucu. Tebrik ederim. Tebrik ederim. İnşallah yata yata ülkemizi daha güzel başarılara götürürsün. Bu da senin tekniğin. İyi ki varsın Elif, iyi ki varsın. Şimdi bir diğer olayımız Meryem var. Şimdi Meryem, Meryem'le bir ortak özelliğimiz var bizim. İkimiz de Toronto, Kanada'da doğduk. Evet. Ve tekvando bizi bir araya getirdi. Öncelikle... Seninle birçok görüşme yaptık, konuştuk. Ben başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. İlk aklıma gelen bir soru soracağım sana. Ondan sonra da nasıl devam etmek istiyorsan devam edebilirsin. İlk seni tanıyalım. Sen kendini bir tanıt. Tamam, öyle başlayalım. Tabii. Adım Meryem Elif. Milli sporcuyum. Tamam. Lisede okuyorum. 10. sınıfım. Kanada doğumluyum. Evet, o şimdi değildi o. Biraz da sen alıştın. Pardon. Ne oluyor? O bayrak açmayı çok sevdiği için... 5 aydır bayrak açamadığım için. Çok iyi. Yine de koyabilirsin. O orada dursun. Ay çok tatlısınız ya. Siz ne güzel bir okul. Güzel. Meryem baştan alalım. Seni bir tanıyalım. Bir de... çok iyi. Çok iyi. Seni tanıyalım. Artık yapalım bunu. Evet. Biraz kendinden bahseder misin bana? Adım Meryem Elif'in. Lise öğrencisiyim. Bu yıl 10. sınıfa geçtim. Milli sporcuyum. Aslen İzmirliyim ama Kanada'da doğdum. O yüzden ilk başta Türkiye'de başladım spora, jimnastikle. 4 yaşımdan 6 yaşıma kadar. Ardından tekvandoya devam ettim. Kanada'ya gittik tekrardan. Eğitimimi orada devam ettim. Sonra Türkiye'ye geldik. Çağrıcam'la tanıştım. Şu an buradayım. Harika kulüple. Süper. Röportajı veriyorum. Güzel. Şimdi biz program gereği bazı farklı soruları sormaya çalışıyoruz. Bazı klişe sorular oluyor, bazen de çok farklı sorular oluyor. Şimdi benim aklıma gelen, Kanada'da olduğumuz için
Kanada'dan da bakabildiğimiz için duruma ben çok merak edilen bir şey sormak istiyorum. Ki bu soru sana çok geliyordur. Bu soru gelmesin diye soracağım. Şimdi tekvando camiasında çok fazla eşarp veya hicap kullanan bir sporcu yok. Bu senin için artı avantaj ya da dezavantaj sağlıyor mu? İlk önce bunu öğrenmek istiyorum. Ya öncelikle başlangıçlarda uluslararası maçlara gittiğimde tabii ki de farklı bakışlar görüyordum. Maça çıktığımda hakemlerin bakışları, işte tezahürat ederken insanların tuhaf tuhaf böyle bakmaları. Bunun farkındaydım. Ama belli bir süre sonra derece almaya başlayınca, zaten Kanada'da olduğum için İngilizcem var. Arkadaşlarımla orada konuşuyordum yurt dışında maç önceleri. İnsanlara konuştukça bu ön yargıyı yıktığımı düşünüyorum şahsen. Yani hı-hı, ben öyle. Şu an bir sıkıntı yok. Hı-hı. Açıkçası çok da gururluyum. Maça güzel çıktığımda böyle, özellikle başörtümde kendimi böyle ne bileyim bir farklı bir özel hissediyorum. Sen. Bunun bence bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Hiçbir maçın var mı isim vermedim? Yani hakem falan böyle. Zaten Türk milli takımlarına çok oluyor yani her şekilde. Bir maçımda olmuştu. Evet. Oldu mu? Hani böyle berabere gidiyoruz, kritik bir maç ve öndeyim. Hani geçmeye başlıyorum, bir anda durdurup ceza veriyor, anlamıyorum falan böyle. Kızı dışarı atıyorum, hı-hı, mantıken ceza vermesi gerekiyor, evet, ama vermiyor falan. Tek ayağı çıkmadı. Kameraya bakıyoruz, kamerada çıkıyor, hala ceza vermiyor kızım. Anladım. İlginç anılarım var tabii ki. Tamam, bunun dışında tamam bunu herkese birer soru sorduk ve herkesin kendi hayatıyla alakalıydı. Bunu da sorduk ama ekstra bir soru daha soracağım ki merak ettiğim için soruyorum. Kanada'dan buraya gelmek. Kanada'da tekvando çok daha rahat ve kolay yapılan bir spor. Devlet destekleri daha fazla, kulüp destekleri çok daha fazla. Türkiye'de bunu yapmak evet zor. Biraz imkansız daha değil. İmkansız değil. Peki neden Türkiye? Tamam ailen olduğunu bilmem ama bir şansın olsa hani neden Kanada milli takımı değil ama Türkiye milli takımı? Açıkçası Türkiye milli takımının tekvando daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Ki bu zaten kanıtlanmış. Olimpiyatlarda ne kadar başarılı kadın sporcularımız Nur Tatar, Dici Kübra Gün, Bari Tanrık olarak da çok da önde olduğumuzu düşünüyorum. Hı-hı. Zaten Kanada'da da böyle maça gittiklerinde Türklerin adını duyunca tekvando bir çekilme oluyor. Oo. Evet. Tamam, süper. Harika. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Daha beraber de çalışacağız. Hep beraber bir şeyler yapacağız inşallah. İnşallah. Şimdi Bayrakçı. Şunu bir konuşturalım yoksa konuşturmayacak bizi burada. hoş geldin. Hoş bulduk. Ben biraz şöyle yapayım yüzünü görelim senin. Tamam sen dur, sen dur. Tamam. Şimdi biraz kendinden bahset. Adım Seren, soyadım Gündüz. Milli sporcuyum, uluslararası'nda da bir sürü derecem var. Bu bayrak olayıyla tanınıyorum biraz ama bayrak olayı dışında da o maçın gerçekten çok çekişmeli olduğunu çok az kişi biliyor. Son anda maçı aldığımı, ne kadar zorluk çektiğimi kimse bilmiyor aslında. Sadece herkes bayrak olayına odaklanmış durumda. Hı hı. Yani keşke birkaç kişi de çıksa da dese ki yani ben orada mücadele gösterdim. İşte onu da tebrik etsek ama hiç kimse böyle bir şey yapmadı. Direkt sistemle başladı. Tebrik ederim ya. Direkt sistemle başladı. Güzel. Teşekkür ederim. Bayrağı açmadan belliydi zaten. Tamam. Şimdi... Yanlışlıkla oldu. Tamam. Çok güzel. Şimdi burada gördüğüm şey Türkiye geneline de özür dilerim. Arkamı döndüm sana. Türkiye geneline de böyle bir durumumuz var. Bu dünya genelinde de var. Popülistlik. Biz de hepimiz de. Ne mutlu ki sen o gün öyle bir şey öyle ya da böyle yaptın ve bizi... Bugün buralara kadar senin bu konuda konuşmak için güzel bir anı yaptın aslında. O yüzden tebrik ediyorum. Evet, aslında o işte ne kadar zorluğun olduğunu, kaç puanla kazandığını veya nasıl özverilerle bulunduğunu da siz daha çok başarı kazandıkça insanlar buna dikkat edecektir. Çünkü siz tekvandoya büyük bir ihtimal dikkat çekiyorsunuz şu anda. Hocam bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum da. Dikkat kesinlikle çekiyorsunuz. Siz başarı yaptıkça hani o bayrak o da iyi ki olmuş. İşte senin türbanlı olman iyi ki var. Anladın mı? Nur Hoca, tabii Nur Hoca da diyebilirim ben, benim hocam olabilir. İşte Nur Tatar. Onlar başarı yaptıkça, veya siz hocam, insanlar başarı, bir başarılık durumu olunca insanlar sanırım onun etrafına toparlanmak istiyorlar. Daha çok sporun adını duyuyorlar, basında daha çok çıkıyor. Bu da insanlar merak içerisinde ülkemizde hangi sporlara çocuğunu verebilir, yönlendirebilir. Bir tanıtım oluyor, belki birkaç çocuğun daha hayatı değişecek. Yaşayabilir, evet. En eğlenceli anın nedir? Var mı öyle bir anın böyle işte maç sırasında korktuğun, eğlendiğin, böyle unutulmaz bir anın var mı?
çok fazla anım var. Ama tabii ki uluslararası bir maçta, Bulgaristan'da yapılan maçta ilk böyle şampiyon olduğum an hiç böyle aklımdan çıkmıyor. İşte antrenörüme böyle koşup sarıldığım o son bir puanla kazanmıştım son saniye. Çok mutlu olmuştum. Babam tribündeydi. İşte o zaman Meryem'le de yeni tanışmıştık. O başka bir kulüpteydi. Herkese böyle sarılıyordum. Gece gittim böyle yattım. Diyorum ki ya Selen şampiyon oldun, inanabiliyor musun? Çünkü ben kendime hiç böyle ümit bile vermemiştim. Olamayacağım. Kız çok iyi. Çok güzel teknikler atıyor ama oldum bir şekilde. O yüzden çok mutluyum. Tebrik ederim. Şey var mı sizde? Önceden rakibinizi ne kadar önceden biliyorsunuz? Yani bu size korku yaratması için yeterli bir zaman veriyor mu? Mesela akşamdan ya da o sabahtan kura açıklanıyor. Genelde bizi görüp korkuyorlar. Of, tamam güzel. Tamam, bunu beğendim. Tebrik ederim. Teşekkür gerçekten ederim. Başarılarından dolayı. Bu bayrak mevzusunda güzel bir espri yaptın. Büyüklerle ve sistemle güzel bir dalga geçiş. Arkandayız. Devam. Bayrak için canımız feda. Bunları yapmaya devam et. Tamam. Teşekkür ederim. Tamamdır. Şimdi Hacer Hanım. Değil mi? Buyurun. Hacer Hanım'a geçelim. Hacer Hanım. Hacer Hanım benim için, Hacer kızımız, Golden Girl. Bu bizim eski futbolda da eskiden bir kural vardı. Futbolu daha iyi biliyordur büyük ihtimal izleyicilerimiz maalesef diyeyim. Futbolda bizim altın gol kuralı vardı. Şimdi de tekvandoda bu golden point olarak geçiyor galiba. Gold point mi? Golden point 1 dakika veriliyor bildiğim kadarıyla. 1 dakika içerisinde en çok tekmeyi atan ve ilk tekmeyi atan. İlk vuran. Puan sen onu mu kazandın? Kalk. Evet şimdi... Nasıl oldu? Bir dakika, bunu bize anlatır mısın? İlk önce kendinden başla. Adın, soyadın, ne yapıyorsun? Bir de dilersen bana bu Golden Point hikayesini anlatmanı istiyorum. Adım Hacer, soyadım Akçay. Milli takım sporcusuyum. Lise öğrencisiyim. Uluslararası bir sürü derecem var. O maç şöyle oldu. Dünya Başkanlık Kupası'nda. Hı hı. Öndeydim. Sonra bir sürü puan verdim. Bir anda altın vuruşa düştüm. Sonra bir anda çok hırs yaptım. Biraz da rakibime stres vermek istedim. Çok hırs yaptım. Bir anda girdim, puanı aldım. Ve oradan şampiyon oldun. Evet. Zaten iki seçenek vardı. Ya şampiyon olacak. Ya şampiyon olacak hiç. Ya bilmiyorum. Işınlanacaktı. Ama bu latifenin arkasında da şöyle bir babacanlık var. Ben sizin fotoğrafınızı gördüm Hacer'le. Siz tam konuşuyorsunuz galiba Hacer'le. Ben çok duygulandığım bir fotoğraftır. Orada bir sorun var. Hocam bu kadar çok çocuğunuzun olması sizi yoruyor mu? Ya açıkçası aslında böyle şu andaki ortamda yormuyor. Sadece maç günleri beni çok zor durumda bırakıyorlar. Şöyle her birinin şampiyon olmasını istiyorum. Ancak hepsi çok başarılı ve çok yetenekliler. İşte bir kortta Bera'nın adı okunuyor. Diğer kortta Selen'in adı okunuyor. Diğer kortta Hacer'in adı okunuyor. Yetişemiyorum. Hangisine karar vereceğimi de çok zorlanıyorum. Saniselerle hakemlere yalvarıyorum vesaire. Bu beni çok yoruyor. Çünkü dediğim gibi onlarla birlikte maç yapıyorum. Yani hemen ona odaklanmam lazım. Mesela Bera'la yaşadık değil mi? Dedim ki Selen beni çok sinirlendi. Çok hararetli bir maç bitiyor. Kazanıyoruz, kaybediyoruz. O heyecandan bir geçip bir anda Beracığım hazır mısın demek çok zor. Şizofrenik bir duruma katılıyorsun. Yani da sakinleştiriyorsun ya da bu zorluyor beni evet. Peki Hacer, benim bir şöyle bir sorum olacak. Bu hepinizde de olabilir de Hacer'le başlayalım. Peki veya direkt sen cevaplayabilirsin. Bu birçok yere gitmek, tekvando turnuvalarına katılmak, ülkeler gezmek sizi yormuyor mu hakikaten? Yani okul, eğitim, maddiyat bu çok zor bir iş olsa gerek. Yani bu sizi yoruyor mu? Yoruyorsa da normal hayatta, okul hayatta bunun belki de uyumasının sebebi vardır yani hakikaten. Yani yorduğu için mi uyuyorsunuz? Çok mu zor? Nasıl? Aslında beni çok yormuyor. Zaten maçlardan döner dönmez okul eğitimimize tekrar devam ediyoruz. Ek dersler oluyor. Yani beni çok yormuyor şu an. Yormuyor. İyi. Tamam devam o zaman. Eğleniyor. Evet. Peki o zaman teşekkür ederim. Benim birkaç öğrencilerimize bir sorum var. Biraz tabii. Da tekvandonun dışında sizlerin insan olduğunu ve neler yapılabileceği hakkında kişisel olarak birkaç sorum var. Bir görelim. Şimdi Meryem'le başlayacağım ben. Meryem, bir hayalin var mı senin? Eğer bir hobin,
bir mesleğin olması gerektiği, böyle yapardım, şunu yapardım dediğin. Nedir o, biraz bahseder misin? Bir de bize peynirsiz poğaça hikayesini istiyorum. Ya hocam ya. Buyurun. Şöyle, yemek yapmayı seviyorum. Yemeği, koklamayı, izlemeyi. Her şeyini seviyorum yani doğal. Bu tekvando öncesinden de böyleydi. İlkokulda bile annem soruyordu. Büyünce ne olacaksın? Diyordum. Aşçı olacağım, pideci olacağım. Pideci. Yani elimin yatkın olduğunu da düşünüyorum. Tamam. Eli yatkın sadece biraz cimri eli. Hayır. Yani. Buyurun buyurun. Lazanya yapıyor, kıyma koymuyor. Hayır. Poğaça yapıyor, peynir koymuyor. Poğaça yaptım aslında. Peynirsiz kısmı gelmiş. Kaçmış arada yani peynir. Gitmek istememiş yani poğaçaya. Uğramak istememiş mi anlamadım. Bir de hocam, o gün poğaçayı açmış, hamburger içine peynir demiş. O kadar peynirli. Hatta sporcu olmasaydım üniversitede gastronomi okumak isterdim. Yemek bilimleri. Süper. Aşçı olmak isterdim. Büyünce sporu bırakınca hani tekvando belli bir yaştan sonra küçük böyle bir dükkan açmak isterim. Böyle. Ama süper. Yemekten ziyade tatlıcı. Bakery. Evet, bakery tarzında. Güzel. Şekersiz tatlı, peynirsiz poğaça. Tatlı. Güzel bir menü. Güzel. Tamam, tebrik ederim. Bana inşallah hayallerine ulaşırsın. Kobi desteklerin için ayrıca görüşürüz. Şimdi dünyanın birçok yerine gidiyorsunuz, geziyorsunuz. Vallahi imreniyorum bu yaşta bu kadar. Ben sizinle yaşarken toprak yiyordum büyük ihtimal. Yani. O kadar yemiyordum da büyük ihtimal. 14 yaşında yapılabilecek şeylerden daha az yapıyorumdur. O yüzden imreniyorum, tebrik ederim. Ama tabii bu kadar gezmenin de bir yan etkileri oluyordur. Mesela yemekler. Hani farklı ülkelere gittiğinizde bulduğunuz, yediğiniz yemekler. Yemekçi sensin. Varsa yediğin en enteresan yemek mesela şu ana kadar neydi? Ya enteresandan çok şöyle, bir kere Kanada'da öğle yemeğinde herkes birlikte oturuyor böyle işte. Yanında da bir tane Çinli mi Koreli bir arkadaşım vardı böyle. Yemek yiyordu, Allah'ım bu ne dedim böyle ki, biz Kore'nin en ünlü yemeklerinden ne dedi böyle. Bak sana dedi. Baktım böyle Allah'ım cıvık cıvık. De ki bu ne dedim, de ki salyangoz. Böyle ağzıma dokundurdum tükürdüm. En iğrenç şey olabilir ya. Böyle tamam. Yapış yapış. Çok iyi, güzel. Peki Avrupa'ya gittiğinizde herhangi bir şey tattınız mı? Yoksa hocanız zaten dikkatlidir ne yiyorsunuz, ne yiyorsunuz diye de. ama var mı böyle aranızda kaçan? Var mı yok? Okey. Peki Elif, ya bütün hikaye senden çıkacakmış gibi hissediyorum ben. Yani şey, grubun kapalı kutusu, şey böyle, kara kutu, kara kutu. Sen olsun. Ya kimseye bakmadan, tarafsız olarak bu tekvando okulundaki gezilerde veya okul içerisinde en komik anı, yani en olmaz da hani komik. Anladım. Ne var? Avusturya'ya gittiğimizde olmuştu. Akşam gece lavaboya gidecektim. Aşağı kattaydı oda. Ve saat 3 civarı mı ne? Meryem'le beraber aynı odada kalıyoruz. Tuvalete gittim. Meryem de yok. Odada yok. Göremiyorum. Lavaboya gittim. Girdim çıktım. Baktım odanın içinde simsiyah eğilip kalkan biri var. Sonra böyle yani ne olduğunu şaşırdım. Korka korka yukarı kaçtım. Arkamdan biri geldi böyle. Sonra bir baktım Meryem diyor ki bendim. Namaz kılıyormuş. Oo, çok iyi. Yalnız koşarken bir o çığlık atıyor ki ben bağırıyorum. Çok iyi. Tamam, güzel. İyiymiş. Peki bunun yanında madem aklıma geldi. Şimdi kovalarken niye dönüp kavga etmiyorsun diye bir soru soracaktım. Oradan ben de bir klişe yapacağımı hissettim. Size çok soru geliyor mu? Ben senin arkadaşınım. Sen tekvando bilmiyorsun. Gel şurada bir kapışalım. Ben seni döverim. İki hareket göstersene. Şuradan şuraya uçsana. Tavana topunu değdirsene falan gibi. Var mı aranızda? Vardır da. Bu çok geliyor mu? Senin? Evet. Geliyor. Mesela herhangi bir arkadaş ortamında direkt "Aa sen tekvandocuymuşsun. İşte ayağını buraya kadar kaldırabiliyor musun? İşte bacaklarını full açabiliyor musun? Beni dövebilir misin?" Sonra gidiyor diğer arkadaşı diyor ki "Seni dövemez. Arada güç farkı var bilmem ne." Ondan sonra böyle o kadar çok tartışıyorlar ki biz böyle kenarda sus pus oturuyoruz sadece. Çünkü bir tekvandocu olduğumuz için gidip "Ben seni döverim" falan yapamayız yani. Ondan sonra "Sen nasıl sporcusun?" diye adımız çıkıyor. Süper. Yani arkadaşlarımıza biraz böyle konular çok oluyor. Çok iyi. Şimdi tamam. Şimdi sizde okey. Erkeklerde durum nasıl? Çünkü hani tamam, burası hani biraz daha hani abi geliyorlar mı böyle hani?
Yani kavga var, gel. İşte tekvandodaki havalı hareketleri yap diyen var da öyle işte vurup işte gel dövüşelim falan diyen olmuyor erkeklerde. Nerede öleceklerini ölmeyeceklerini bilir erkekler çünkü. Sadece hareket gösteriyorlar o kadar. O kadar. Vur diyen olmuyor. Vur diyen olmuyor. Peki şey var mı hocam? Normalde ben hakkımdan soruyorum mesela ben. Hep vardır ya işte boksçu, tekvandocu, profesyonel lisansı olan adam kavgaya karışamaz veya yumruk atamaz, dövemez, suç teşkil eder, lisansı iptal olur diye bir bizde şey vardır. Şehir efsanesidir biraz da. Var mı böyle bir şey? Yani resmiyette yok ama bunu hakim karar verebilir. Kötüye kullanmamak şartıyla. Yani kendini koruyabilirsin. Bunda tekvanda bilmenin sana bir sakıncası yok. Kendini korudun. Bu yüzden sana kimse bir şey yapamaz ama gidip zevk için gelene gidene vurursan, yani lisanslı branşını kötüye kullandığın için her cezayı verebilirler. Anladım, anladım. Vay, okey. Yani şey yok. Şimdi ben boksçuyum, yumruk atamıyorum şu anda. Kendini savunsa bile var da yani şey yok. Abi, yani silah yerine geçer falan. Bir saldırırsa direkt vururuz diye. Çok iyi. Buradan tavsiyem, şu an İstanbul'dayız. Ben İzmir'den geldiğim için. Arkadaşlar arabada her gördüğünüzde korna çalmayın. Bunlardan bir tanesi çıkabilir arabanın içinden. Çok büyük sıkıntı. O yüzden belki tekvando ve diğer dövüş sanatları bunda farkındalık yaratabilir. Arabada kim olduğunu bil adlı. Buna önayak olabiliriz. Böyle bir şey geldi aklıma. Özel güç ve süper kahramanlar diye not almışım ben. Burada bir sosyal deney yapmak istiyorum biraz da. Gerçi birbirinizi duymamanız gerekiyor normalde ama. Şimdi ben futbol oynadım. Futbol oynarken benim süper güç algım biraz daha farklıydı 14 yaşında. Siz tekvando yapan kişiler, sporcular olarak. Acaba özel gücünüz ve olmak istediğiniz özel kahraman. Şöyle başlayalım hocam. Önce büyükler diyelim. Var mıydı hocam? Ya şu an var mı ya özel ben hep şeyden oldu? Etkilenmiştim. X-Men'de zihin okuma vardı. Evet. Yani zihin okuyorlardı orada bir karakter. En çok onu beğenmiştim ben özel karakter olarak. Çünkü her şeye hakimsiniz. Herkese hakimsiniz orada. Güzel. Tamam. Böylece. Tamam, mantıklı. Tamam, böylece borsa. Altına yatıralım parayı diye. Ne var abi? Ben süper kahraman olarak Black Panther'ı seviyorum. Vay, başımız sağ olsun bu arada. Evet, bir de süper güç olarak da görünmez olmak. Görünmez olmak. Evet, güzel. Hacer Hanım, neyiniz vardır? Süper güç olarak zamanda yolculuk yapmak isterim. Gerçekten mi? Evet. Çok iyi. Hem geçmiş hem geleceğini ağzına vurup vurup geri geleceksin yani. Güzel. Bu dönem çekti yeterince. Güzel. Var mı beğendiğim bir kahraman? Yok. Kendim diyorum. Güzel. Senin? Ben Hulk olmak isterdim. Çok tehlikeli hocam. Bunu ne yapayım? Ya bu Cem Yılmaz'ın karakteri vardı bir tane. O şey 10 yıldır top görmedim ya. Aynı işte ya. Süper güç olarak da uçmak isterdim yani. Zaten bildiğim kadarıyla uçuyorsun. Çok güzel. Tamam. Şöyle alalım. Ben Kaptan Marvel olmak isterdim. O böyle çok hoşuma gidiyor. Bir kadının o şekilde böyle güçlerinin olması. Süper güç olarak da sanırım geleceği görmek. Ne zaman ölüp ölmeyeceğim ona göre önlem alırım. Ciddi misin? Evet. Çok tehlikeli. Bu grup çok tehlikeli. Meryem sen? Süper kahraman olarak Marvel'da Wanda diye bir karakter var böyle. Elinden kırmızı fenerler falan çıkıyor. Çok iyi. Onun gibi gücüm olmasını isterdim. Evet. İlk defa böyle bir karakter seçeni gördüm. Güzel. Hep ağladı böyle. Güzel. Ama Iron Man öldüğünde çok ağladı. Sinemada. Bu konuyu açmak istemiyorum. Hüngür hüngür böyle böyle ağladı Iron Man öldü diye. Olsun. Çok seviyorum. Konuşuruz belki. Gelir bir gün. Senin neyin var? Ben ışınlanmak isterdim. Direkt yatağa diyorsun. Hayır. Yani bulunduğum yerden ışınlanarak. Işınlanmak isterdim. Evet. Ben de ışınlanmak isterdim biliyor musun? Işınlanmak özel yeteneğim olsun isterdim yani. Bir yerden bir yere ışınlanmak güzel olabilirdi. Peki. Sevdiğim bir karakter. Yok mu hakikaten? Hocam sizin? Ben Avatar'a benzetiyorum. Valla ben Superman'i çok seviyorum. Bence zaten süper kahramanların en güçlüsü. Onun dışında biraz Tony Stark'ı da seviyorum ya. O liderliğini seviyorum. Güzel. Çok güzel. Peki bir soruyla konuyu kapatmak istiyorum. Çok da uzatmayalım programımızı, gençler idmana gideceklerdir büyük bir ihtimalle. Hocam, herkese teşekkür ederim.
Şöyle bir soru soracağım. Biraz da özel. Belki de karşılıklı yüz yüze gelmeniz için de güzel bir zaman olabilir. Baba figürü olarak ama aynı zamanda hoca olarak. Biz de yaşadık zamanında hocalarımızdan ve ben maalesef çok iyi hocalarım olmadı. Ve bu bende büyük etki ve çocuğuma dahi etkiler. Bir, sorumluluğunuzun farkında mısınız? Çünkü bu sadece bir antrenörlük değil, bir rol modeli. Yani buradaki ben birebir konuştuklarım da var aralarında. Yani siz bambaşka bir figürsünüz. Bu onları tekvando başarı yapmaktan okey orada. Ama bir de figür yani seçtikleri eşlerden belki olacakları babaya kadar bütün sorumluluğu sizde. 300 tane öğrenci var, 20 tane sporcu var A takımda. Hocam buna nasıl başa çıkıyorsunuz? Ya ben kişisel olarak gerçekten merak ediyorum. Bu nasıl bir mental eğitim? Ya ilk başta bu kadar büyüyeceğini tabii ki bilemiyorsun. İşte bir anda gitgide sporcuların kalitesi arttıkça yük de büyüdü. Bunun stresini yaşamıyor değilim. Okullarını seçiminden işte doktorlarına en ufak bir sakatlıkta özel hayatlarına çok fazla müdahiliz. Beraberiz yani birlikte yaşıyoruz. Bir baskı ve stres yaratıyor. Bu da ne yapıyorum? Daha çok zaman ayırıyorum. Hatta ben eskiden daha aktiftim altyapıda. O yükümü sağ olsun Ali hocam alıyor. Artık sadece onlarla ilgileniyorum. Yani A takımla sabah 8'de kalktığımdan yatana kadar büyük ihtimal her biriyle bir kere görüşmüş. Yani sorsanız saat 12'de şu nerede hepsini sayabilirim. Bu burada, bu burada, şu şu an şunu yapıyor. Birazcık hayatımı ona adadım, onlara adadım. Rahatsız değilim ama mutluyum yani keyif alıyorum. Çok güzel. Ben kişisel olarak World 17 ile beraber işte yaptığımız bu Çağrı Kızıl Tekvando Okulları projesinde hiç beklemediğim bir şekilde hem çok sıcakkanlılıkla karşılaştım hem çok farklı bilmediğim bir dünyaya girdim. Umarım bu kalpleriniz hiç pislenmez, kirlenmez, hep böyle tatlı, güzel, umut dolu olursunuz. Türkiye'yi de güzel güzel başarılara taşırsınız. Önce kendiniz başarıya, her zaman söylediğim gibi size, ilk önce kendiniz bir başarıya ulaşacaksınız ki Türkiye'yi de başarıya götürebilin. Umarım bunu da destekleyenler çıkacaktır. Ben birer birer, tek tek hepinizin ellerinden öpüyorum. Daha çok yumruk, daha çok tekme. Devam arkadaşlar. Bana da vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada herkesin huzuruna da, iki hocama da ben hocam helal olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım bir gün çok geç olmadan insanlar neler yaptığınızı ve nasıl küçük dokunuşlarla bu ülkeye onur ve gurur kazandırdığınızı fark eder. Ve çok geç olmadan da arkadaşlarımız da ileride sizlere güzel birer rakip olup güzel antrenörler olurlar. İnşallah. Herhalde en büyük umudumuz bu. İnşallah. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Öyle bir hayalimiz var. Amin. İnşallah. World 17 ile beraber sektör gerçeklerini burada bu konuyu noktalıyoruz. Özel olarak Çağrı Hoca'ya, Ali Hoca'ya ve sporcularımıza sormak istediğiniz sorular olursa zaten şuralarda bir yerlerde bir link çıkacaktır. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.